Dikkat! Grip ya da nezleyseniz bu gıdalardan uzak durun. Grip ve nezlenin etkilerini ortadan kaldırmak için nelerin tüketilmesi gerektiğini az çok biliyoruz. Ancak hangi gıdalardan uzak durulması gerektiği konusundaysa pek bir bilgimiz yok. Oysa grip ve nezle olduğumuzda yediğimiz bazı besinler iyileşmek yerine daha da çok hasta edebiliyor. İşte üst solunum yolu enfeksiyonlarında uzak durulması gereken besinler. Histamin içeren besinlere dikkat! Grip, nezle, farenjit, sinüzit gibi durumlarda doktora başvurulduğunda antihistaminik ilaçlar verilir. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjilerde vücutta oluşan şikayetlerden sorumlu olan madde histamindir. Histamin vücutta arttığı zaman bu olumsuz durumlarla karşılaşılır. Dolayısıyla soğuk algınlığı durumlarında histamini azaltacak, histamin içermeyen ya da histamin salınımını artırmayan besinleri tüketmek gerekir. Bazı besinler doğal olarak histamin içerdiği için histaminin vücutta da artmasına sebep olur. Bazı besinler ise histamini parçalayarak kandaki miktarının artmasına yol açar. Peki bu histamin içeren besinler neler? Mayalı besinler. Histaminden zengin olan besinlerde ilk sırada mayalı besinler bulunur. Mayalı gıdalardan turşu, sirke, yoğurt ve ayran histamini ve histaminin vücutta salgılanmasını artırır. Ancak bunların fayda zarar dengelerini ayarlamak, tüketimi tamamen kesmek yerine sınırlandırmak, böylece bağışıklık güçlendirici faydalarından da mahrum kalmamak en doğrusu olacaktır. Şarküteri ürünleri. Sucuk, pastırma, sosis, salam gibi işlenmiş etler de histaminden zengin gıdalardır. Sadece soğuk algınlığı zamanlarında değil, sağlıklı beslenmek adına da zaten bu işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Eski peynirler. Peynirler de dikkat edilmesi gereken besinler arasında. Özellikle histamin içeriği en yüksek olan eski peynirlerdir. Bu nedenle sert ve pastörize peynirleri günde 60 ila 90 gramı aşmadan tüketmek gerekiyor. Bu sebzelere dikkat! Sebzelerden de ıspanak, domates ve patlıcan histamin içeriği zengin olan besinlerdir. Ancak sadece soğuk algınlığı durumlarında da olsa bu sebzeleri hiç tüketmemek değil, tüketimini sınırlandırmak daha doğru olacaktır. Bunların yanında ananas ve papaya da histamin salgısını artıran besinlerdir. Tütsülenmiş balıklar. Tütsülenmiş besinlerden özellikle balıklar histamin açısından zengindir. Dolayısıyla soğuk algınlığı durumunda tütsülenmiş balıklar değil, daha çok taze olanlar tercih edilmeli. Özellikle taze tüketilmeyen palamut ve hamsi gibi koyu renk etli balıklarda histamin oluşumu artıyor. Kabuklu deniz ürünleri. Kabuklu deniz ürünleri aynı şekilde histamin salgılatır. Dolayısıyla soğuk algınlığında yakalandıysanız midye gibi besinlerden de uzak durmanız gerekir. Süt yerine kefiri tercih edin. İnek sütü de histamin salgılatan besinler arasındadır. Soğuk algınlığı durumlarında inek sütü yerine belki keçi sütü tercih edilebilir. Bunun yanında yoğurt ve kefir de mayalı ve histamin içeriği fazla olan gıdalardandır. Dolayısıyla hastayken süt değil yoğurt ve kefiri tercih edip bunu da günde 400 ml ile sınırlandırmak gerekir. Bulgur pilavı yiyecekseniz dikkat! Ana kaynağı buğday olan gluten de histamin salgısını artırdığı için soğuk algınlığı dönemlerinde mümkünse gluten içeriği az olan siyez ekmeği tercih edilmeli. Ayrıca bulgur pilavı tüketilecekse siyez buğdayının seçilmesinde de fayda var. Çikolata. Çikolata soğuk algınlığı şikayetlerini artırıyor. Histamin salgılatılmasına yol açtığı için soğuk algınlığı durumlarında çikolata tüketilmemeli. Bunun yanında çikolatanın içerisinde rafine şekeri bulunur. Rafine şekerin histamini artırıcı etkisi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini engelleyici özelliği nedeniyle rafine şeker içeren tüm gıdalardan uzak durulması çok önemli. Ve son olarak çaylar. Yeşil çay, siyah çay ve mate çayı soğuk algınlığında dikkat edilmesi gereken içecekler arasındadır. Bu çaylar, vücutta soğuk algınlığı komplikasyonlarının daha çok yaşanmasına sebep olur.
Bunların yerine ıhlamur ve ada çayı gibi hastalık bulgularının iyileşmesine yardımcı olacak çayların tercih edilmesi tavsiye edilir. Evet, görüyoruz ki aslında faydalı bildiğimiz bazı besinler doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılmazsa fayda yerine sağlığımıza zararlı olabiliyor. İşte bu nedenle uzmanların uyarılarını dikkate almalı, bilinçli tüketici olmaya özen göstermeliyiz. Gripten uzak, sağlıklı günler dileriz. Esen kalın, İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.